Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Size de iyi seyirler diyelim. Hatta artık seyir de değil, sanki bir çeşit diyaloğumuz var. Teşekkürler, iyi akşamlar. Bu akşam ütopik bozkırı konuşacağız. Ütopik kısmı güzel de acaba nasıl bir ütopik bu? Bir de çok yakın. Artık böyle hayal konuşmuyoruz. 30 sene sonra görür müyüz diye konuşmuyoruz. Çok yakın bir zamandaki gelişmeleri konuşuyoruz. Artık çok yakınımızda, ufukta görünüyor neredeyse. Bebekleri soruyorsunuz. Onlara 15 dakika önce inanılmaz büyüklükte bir yemek şeyi verdim. Günün dördüncü öğünü. Günün dördüncü öğünü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi yayın dilekleriniz için. Şimdi teyzesi işte bir hafta kadar sonra da onları apartman bahçesine çıkartıp oraya alıştıracağım. Orada düzenli yemek var, her zaman su var, düzenli yemek var, ortam korunmalı, korunmalı bir ortam, büyük ölçüde korunmalı. Bakalım inşallah, onlar da kendi hayatlarını yaşayacaklar. Ama şu ana kadar böyle göbekli göbekli, tombiş tombiş geldiler. Biraz vahşiler sadece yönden, daha henüz doğayı bilmiyorlar, diğer kedileri bilmiyorlar. O bir hayat tecrübesi olacak. Fakat önemli olan şu ana kadar ki şeyi iyi başardık. İyi ki daha küçük değillerdi. Daha küçük olsalardı çok zor olurdu. Yavaş yavaş başlayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bu akşam ütopik bozkır. Hayırlı akşamlar. Ütopik bozkır başlığını attım. Çünkü altında da ölümsüzler var. Konu başlıklarını da gördünüz aşağı yukarı değil mi? Yani ölümsüzlük yarın kadar yakın. Buradan bakıyorum. Tekillik öcü değildir. Ölümsüzler böyle birileri olacak mı? Var mı? Olacak mı? Nasıl bir şey olacak? Arenalar, labirentler ne? Böyle bir şey şaka mı? Yoksa filmlerde gördüğümüz fanteziden mi ibaret? Yoksa hemen yakın gelecek senaryosu mu? İnsan tanrı tahakkümü olacak mı? İnsan tahakkümü var. Bir de daha fazla güçlendiğinde nasıl bir tahakküm olur acaba? Homo Deus'un sonu olacak mı? İstediği kadar güçlensin. O güç sonunda ne olacak? Böyle konularımız var. Bol bol filmlerden de yararlanacağız. Bayağı sıkı bir film listesi olacak bu programın bitiminde inşallah. Hazırladım. Hemen duvara ve akibinde de kayıt yüklendiğinde YouTube'da olacak. Onun için hangi filmdi diye çok şey yapmayın. Listeyi yazacağım inşallah. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Ray Kurzweil'i biliyorsunuz. Google'ın müdürü gibi bir büyük yüksek konumdaydı. Ve bundan işte neredeyse 10 sene kadar önce insan 2.0, insanlık 2.0 diye bir program. Ses az mı? İnsanlık 2.0 diye bir program. Bir kitap yayınladı. Bunun belgesellerini yaptı. Kitabı yayınlamadan önce zaten belgesellerde konuşmaları falan vardı. Şimdi geriye doğru gidince anlaşıldı ki bazı şeyler öyle 2014'lerde değil, aslında 2008'lerde, 9'larda zaten söylenmiş. Ondan sonra Ray Kurzweil İnsanlık 2.0'ı yayınlayınca hemen o sıralarda, öncesinde sonrasında Harari'nin de Homo Deus, İnsan Tanrı kitabı çıktı. Bunlar böyle ikizler gibi birbirlerini destekleyen kitaplar oldular. Bu kitaplar bize o kadar çok şey anlattı ki bir çeşit demonstrasyondur. Gelmekte olan bir şeyin ne olduğunu açıkça söylenmesidir. Kıvırtarak değil.
dobra dobra söylenmesidir. Şimdi Ray Kurzweil'in ütopik söylemleri de var. Yani şeye mesela şöyle diyor. Nanobotlar sayesinde bütün hastalıkları tedavi edebileceğiz. Mesela felç olduğu beyninizin bir kısmı çalışmıyor. Gene o nanobotlar sayesinde bunlar halledilecek. Sonra tekillik denen şey artık gitgide çok fazla, daha fazla tekillik sisteminin içine girmiş olacağız. O tekillik sisteminin içine girdiğimizde, yani mesela şöyle hayal edin. Beyninizle 100 bin bilgisayara bağlandığınızı, bir 100 bin bilgisayarlık bir sisteme böyle hali olarak bağlandığımızı ve bütün veri alışverişini bu sistemden yaptığımızı, ne kadar büyük bir sistemin, bir veri denizinin içinde hareket edileceğini hayal edin. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Şimdi ama biraz soğukkanlı bakalım. Bunlar çok güzel vaatler. Belli ölçülerde gerçekleşeceğine de hiç şüphem yok. Sizin de şüpheniz yoktur. Yani bunlar hakikaten olabilecek şeyler. Hem de yakın zamanda olabilecek şeyler. Ama biz mesela insan karakterini biliyoruz. Ne olacağını bir bakalım. Mesela filmlerden bakalım. Hemen filmlerden bakmaya başlayalım. Mesela Gattaca filmini ben çok örnek verdim. En az 2-3 defa programlarda söyledim. Hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Gattaca diye bir film. 1997'de listeyi yazacağız. 3 tane de harika aktör, aktris oynamaktadır. 21. yüzyılda, şimdi 97 yapımı ya. 21. yüzyılda, yani bizim yüzyılımızda şey yapılmaktadır. Genetik mühendisliği çok ilerlemiş. İnsanlar iki kategori olmuşlardır. Bir tanesi normal doğumla doğan normal insanlar. Bir de bilimsel olarak kusursuz oluşturulmuş insanlar. Şimdi iş kolları azaldığı için bu kusursuz oluşturulmuş insanlara daha fazla talep vardır. İnanılmaz bir kas sistemi, böyle iki tip gibi bir şey oluşmuştur. Esas teveccüh o en gelişmiş insan türünedir. Diğeri ikinci derecede kalmaktadır. İş bulamamaktadır, eş bulamamaktadır hatta. Yani böyle bir sıkıntı varken genç, böyle ihtiraslı bir delikanlının eline bir fırsat geçer. Bu gelişmiş insan türünün avantajlarından yararlanmak için. Hani anlatmayayım şeyi de. Çünkü bunun için bazı kontroller var. Bu kontroller organik kontroller da. Yani şimdi direkt ayrımcılık yapmıyorlar. Ama sen doku örneği veriyorsun. Kan örneği, idrar örneği veriyorsun. Oradan anlaşılıyor senin zaten normal doğumla mı doğduğun. Yoksa şeyli misin, takviyeli bir insan mısın diye. Gattaca'yı çok tavsiye ediyorum. Gattaca'ya benzer bir sistemin içinde yaşamamıza 10 yıl falan var. Taş çatlasa 10 yıl var. 20 sonları, 30 başlarında Gattaca filminde gördüğünüz şeyi belli ölçülerde görmeye başlayacağız. Hatta iyi baksak şu anda bile sayıları çok az olduğu için henüz fark edilmiyor. Şu anda bile var. Yani o film aslında bakın 97 yapımı film. Şimdi 2023'te konuşuyor. 25 yıl sonra diyelim. 25 yıl sonra neredeyse gerçek. Neredeyse gerçek. O zaman da söylemiş yani. Bak böyle bir şey olacak. Burada da insan karakteri gene bildiğini okuyacak. Ve böyle bir şey olacak diye. Peki 2011'de yapılmış başka bir film var. Limitless değil mi? Limit yok. Yani bir tane yazar var. Çok başarısız bir yazar. Loser denen bir tip. Böyle kayıp bir tip. Bir türlü kendini konsantre edemiyor. Yazarım diye geçiniyor ama böyle kafası istediği konsantrasyon yok. Kendini çok dağıtmış vaziyetteyken yeni çıkmış, deneme aşamasında olan bir hap, NZT48 diye bir hapı atınca birdenbire çok bambaşka biri oluyor. Ve dünyayı başka türlü, evet Bradley Cooper. Ve dünyayı başka türlü kavramaya başlıyor. Başka türlü kavramaya başladığında orada çok onunla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. Hayal gibi değil mi NZT48? Bu 2011'de gösterime girdi. Tabii
büyük bir ilgi çekti. Çok ilgi çekmiş bir filmdir. Çok ilgi çekti. Ben Amsterdam'da dükkanların vitrinlerinde NZT 48 hapı gelmiştir afişlerini biliyorum ya. Hatta bir tanesi tanıdığım biriydi bu dükkanlardan biri. Yani bir, tanıdığım derken çok yakın değil ama böyle bir selamımızın oldu. İçeri girip dedim ya siz dalga mı geçiyorsunuz Allah aşkına? NZT 48 diye bir hap var mı gerçekten? Abi yok da dedi. Bunu böyle şimdi bizde dedi başka türlü zihni çalıştırıcı şeyler var. İşe de yarıyor dedi yani. O NZT'deki kadar değil tabii ama biz dedi bunu yazınca dedi şimdi hapların satışı dedi 5 misli arttı dedi. Eh dedim pes ya. Yani filmden kar yapanlar yani insanlar çok teveccüh edecekler. İnsanlar sabırsızlıkla bir hap alsam birden görüşüm değişse bambaşka biri olsam konsantre edebilsem hızlı karar hızlı ve doğru karar alabilsem ve hep yarış başkalarının önünde ben daha önde olsam en iyi ben olsam en zeki ben olsam en üstün ben olsam. Herkes de hap olsa peki? 2011'de yapılan bu Limitless sonra dizisini de yaptılar. Diziyi tavsiye etmiyorum ama film kısa. O filmde elimize geçecek teknolojinin yani bu Ray Kurzweil'in bahsettiği işte nanobotlar kullanıldığında daha üst teknoloji kullanıldığında bütün bunlar yapıldığında bu gücü eline geçirenlerin nasıl tepki vereceğini insanlar arasındaki şu anda da mevcut olan yarışın zaten devam edeceği ve o devamda bu sefer o kullanılan malzeme ile birlikte başka bir teknik mücadelenin olacağını çok güzel anlatan bir film. Bunlar filmler, kitaplar, kitaptan yapılmıştır o. Önce kitabı da ünlüydü İrlandalı bir yazarın. Şimdi bir küçük örnek vereyim bakın. Tarih bilinci o kadar önemli ki tarih bilinci. Biz tarih bilinci maalesef biraz ihmal edilmiş bir toplumuz. Bir de kayıt tutma özelliği. Mesela kayıt tutma özelliği de çok önemlidir. Bakın kendimden bir örnek vereceğim. Kendimden bir örnek vereceğim. Bundan 6 ay 7 ay kadar önce Facebook'tan birisi bana bir mesaj attı. Dedi ki Sadık Bey merhaba. Benim adım falanca. Beni hatırladınız mı? Sizle işte Amsterdam'da bir organizasyon yapılmıştı. Orada The Bali ismi. Orada şöyle bir gün vardı. Şöyle bir şey olmuş. Ha 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 ha. Hiç kontağım yok. Diyaloğum yok. Şahsen yüzü de gözümün önüne gelmedi yani. Hani yüzünü de hatırlayamadım kim olduğunu. Fakat söylediği gün bahsettiği organizasyonu hatırlıyorum. Hatta o organizasyonu biz yapacaktık önce, sonra bir başkası yapmıştı. Hani o vesileyle de ha 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 var gibi biraz sanki. Bir dakika dedim. Ne zamandı bu? 2001 ya da 2002. Şimdi emin değilim. Ya 2001 ya 2002. Ben 81 yılından beri ajanda tutarım. 81'den bu yana. Açtım 2001'e, baktım 2001'de yok. Tabii bir yandan da her şeyi yazmıyorum. Ama mesela çok avantajlı şeyler şöyle oluyor. Mesela bugün şu işte çalıştım, şöyle oldu. Falanca arkadaş geldi, şuraya gittik. Eğer bir film gördüysem o filmin biletinin koçanını bantlamışım. Mesela öyle o tür sayfalar var. Onlar çok güzel, nostaljik sayfalar oluyor. Bir de vay canına bunlar kim ya diye öyle okuduğum kimseler de oluyor 30 sene geriye bakınca mesela. Şimdi 2002'yi de böyle dedim galiba bulamayacağız. En sonunda hatırladım ne zamandı? Nisan'dı dedim. Nisan'a baktım tak yakaladım. İnşallah dedim o sayfada bir kayıt vardır. O sayfada hakikaten kayıt vardı. Kimlerle birlikte sonrasında organizasyon sonrasında oturmuşuz. Hatta küçük bir böyle tartışma olmuştu. Hani böyle
hızlı bir tartışma değil ama bir şey diyelim konu. Onların notunu almışım kimlerle olduğunu söylenen havada kalan laflardan en çok laflardan birini de yazmışım ya şansına. Olmayabilirdi yani. Üşenebilirdim, yorgun olurdum. Ertesi gün o kadar hatırlamazdım. Sıcağı sıcağına yazamayabilirdim. Böyle çok yarı boş sayfalar, uyduruk sayfalar da var. Öyle sakın sanmayın hani böyle her şeyi şunu yaptım, bunu yaptım. Katip gibi not tutmuyorum. Ama baya notlarım var. İşte 40 küsür senedir. Şimdi oradan buldum. Gönderenin ismini de buldum. Kimlerle beraber oturduğumuzu buldum. Ve dedim ki şöyle şöyleydik. Yanımızda şunlar vardı. Hatta şöyle bir laf konuşulmuştu. Şurada da şöyle demişti. Hatta siz de buna şöyle bir tepki vermiştiniz dedim. Şimdi o kayıt olmasaydı böyle bir şey belleğimde sağlam değildi. Böyle bir bellek imkansız olamazdı. Oradaki kayıt sayesinde. O kayıt sayesinde bunu yazınca gelen cevabı söylüyorum. Bu kadar da olamaz. Korktu. 20 yıl sonra böyle bellek diye. Halbuki bellekten değil, kayıttan. Bakın kaydın önemini anlatıyorum. Tarih bilinci ve kaydın önemi. Tarih bilinci ve kayıt tutanlar ve tarih bilinci olanlar. Bizden 5 yıl, 10 yıl önden yürüyorlar. Öyle insanlar var. Benimki uyduruk bir şey. Öbürlerinin yanında. Ama bakın insanları nasıl şaşırtıyor. Şansım da denk gelmiş. Şans da denk gelmiş. Kayıt tutmuşum yani. Söylemek istediğim bu ister Limitless olsun, ister Gattaca olsun, ister ölümsüzlükle ilgili diziler olsun. Birazdan konuşacağız. Ne yapılırsa yapılsın hep böyle bu filmleri kimler yapıyor? Filmleri kimler finanse ediyor? Kimler yapıyor? Genellikle ana güç. O filmlerin arkasındaki ana güç. Değil mi? Samire'nin arkasından gidenler. Onlar tarih bilinci ve kayıt insanları. Onlar kayıt insanları. O kayıtla bizden önde yürüyorlar. Ve tarih bilinci sayesinde. Şeye gelelim. Lucy'ye. Buradan birisi Lucy'yi hatırlattı. Zaten listemde var. Şimdi 2011'de Limitless, Limit Yok bu kadar sükse yapınca arkadan da Lucy'yi yaptılar. 2014 bir adım ileriye. Çünkü Limitless'ta adamın o NZT48'i kullanıyordu. O zekiydi. Başkaları şimdi şöyle oluyordu. Herkes hapı kullandığında gene zekana göre gelişiyordun. Yani zeki olanlar zeka derecene göre bir hap sende bir birikim yapıyor. İşte bu çok zeki biri olduğu için bir üst aşamaya geçiyor ve biraz sonra olacak olayları ayrıntılarla görebildiği bir ana geliyor. Lucy onun bıraktığı yerden devam eden bir filmdir. İşte bir drug dealer kızdır değil mi? Bir sürü şeyi yutar. Yuttuğu şeyler midesinde çözülür. Çok fazla kimyasaldır. O kimyasal metabolizmasında bir etki yapar. Beyne gider. Beyni başka bir forma sokar. Tabii kendini yiyen bir metabolizmaya dönüşür ama yavaş yavaş o gelişmesi nasıl olur değil mi? Tabii Lucy ismi de yani arkasına fer koyunca ne oluyor? Lucifer oluyor. O kasıtlı olarak Lucy konmuştur. Bize şu söyleniyor. Bakın Lucifer'in gücü işte bu Lucy'deki en son geldiği yer vardı ya artık bedensiz zeka. Yani topraktan sıyrılıyor. Değil mi? Ateşten zekaya dönüyor bizim Lucy. Sonuna fer getir. Lucifer gibi öyle de bağlanmış. Ayrıca fer bilirsiniz ışık anlamına gelir. Mesela gözlerinin feri sönmüş derler. Hani gözlerinde artık bir ışıltı kalmamış. Genellikle yaşlanan insanlar için söylenir. Gözlerinin feri sönmüş denir. Hasta ya da yaşlılar için, daha çok yaşlılar için söylenir. Ama şeytan vurgusu burada çok güçlüdür. Şimdi
Teknolojinin bu kadar ilerlemesi, kafa hapları, genetiğin ilerlemesi. Evet, egzistenz de iyiydi. Egzistenzi çok konuştuk. Bir başka vesileyle iki program sonra egzistenzi tekrar konuştuğumuz bir an gelecek. Ama öyle bir çerçevenin içinde olacak ki egzistenzi bir kez daha keşfetme ihtimaliniz var diyeyim. İhtimal olarak söyleyeyim yani. Şimdi yapay zeka da işin içine katılacak. Fakat yapay zeka henüz katılmadan, yani 2029'da Turing testini geçmesi bekleniyor yapay zekanın. Arkadan metaverse'ler, benim lanse ettiğim lafla paraverse'ler değil mi? Şimdi metaverse demeyelim, multiverse diyelim. Şimdi multiverse, multiverse şeklinde. Arkadan gene ben biraz bahsini ettim. Dark verse'ler, bütün verse'lerin olduğu yerler, avatarlar falan oraya gideceğiz. Bu akşam onu konuşmuyoruz. Bu akşam şu metabolizma ile, şu metabolizmayla biz nasıl bir aşamalar geçireceğiz? Biraz filmlerin dilinden bakalım diye. Mesela The Man From Earth var değil mi? Dünyalı şeklinde. 2007 yılında. Onu çok tavsiye ediyorum şu yönden. Hiçbir özel tarafı yoktur. Adam uçmuyor, kaçmıyor, Süpermen değil. Böyle süper zeka ile kapıların arkasını görmüyor. Fizik güç olarak çok güçlü değil ama o kadar uzun yaşamış ki dünyada. O kadar uzun yaşamış ki o çok uzun yaşamışlığın bir de ismi de şey filmdeki ismi üniversite profesörü. Tabii durmadan kimlik değiştiriyor, yer değiştiriyor. Durmadan kim çünkü yaşlanmıyor ya. Durmadan yer değiştiriyor, kimlik değiştiriyor. Şimdi son ismi John Oldman. Bakın isimler çok önemli. John Şövalye John. Aklınıza John gördüğünüzde Şövalye John gelsin. Hatta bizde canlar denir ya canlar. Manevi anda canlar denir. İşte o canlar, bu canlar böyle dünya o kadar da büyük bir yer, o kadar da büyük bir yer değildir yani. Öyle canlar, canlar böyle biraz ses benzerliği birbirlerini şey yaparlar. Dünyalıyı çok tavsiye ediyorum. Diyaloglar muhteşemdir. Diyaloglar muhteşemdir. Ha tekrar arada sırada tekrar bakalım. Ha şurası şöyle bir vidalar sıkılır yani. Vidalar sıkılır çünkü orada evet, doğru. Kendisinin öyle bir şey ima ediyordu. O zaman neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Filmin mesela güzel bir esprisi var. Buluş dehşet. Oyuncular harika seçilmiş. Ama içeriye şey konmuş. Ne diyelim? Batıni fişekler. Böyle. Bazılarını çok sinsice derinden. Bazıları açık. Bir şey. Yani mutlaka bir şey var. Bir arıza oluyor. Ya da kendi tezleri var. Kendi dünya anlayışları da. Ben filmi ben yapıyorum diyor. Ben finanse ediyorum. Biz yazıyoruz. Biz çekiyoruz. Tamam biz de düşüncemizi istediğimiz gibi söyleriz. Ne itirazımız olabilir? Biz de izliyoruz. Ama görüyoruz diyelim. Ve üzerine konuşuyoruz. Şimdi başka bir listem de olacak ama hepsini şey yaparsak esas şimdi geleceğimiz yere vakit kalmayabilir. 5-10 dakika daha uzun da konuşabiliriz. Bir şey olmaz. Şimdi In Time filmini hatırlıyorsunuz. 2011 o da In Time. İşte yakın bir gelecekte insanlar 25 yaşını geçmiyor. Herkes genç dünyada. Mesela bir delikanlının annesi var. Annesi sevgilisi gibi genç bir kadın, 25 yaşında. 25'te gitmiyor. Yalnız şöyle, normal insanlar sürekli iş bulmak, çalışmak ve o zamanı satın almak zorundalar. Herkesin saat var böyle bir çalışan tik 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 bileğinde derisine işlemiş bir saat var. O şey zaman geriye doğru gidiyor ya, oraya bir veri koyamadığında yani yeni yakıt koyamadığında yok olup gidiyorsun. O şekilde insanlar tak tak sokakta küle dönüşüp yok oluyorlar o şekilde. Yani böyle bir şey. Zenginlerin ise öyle 1 milyon yılı falan var. Yani bir eline koymuş 1 milyon yılı var.
Şeyi espriyle güzel anlatıyor. Onun işte ona karşı çıkılıyor. Tabii karşı çıkmazsan heyecan olmaz. Fakirler zenginlerin zamanına karşı çıkıyor. Ondan sonra en sonunda da bir tane başarı kazandıktan sonra en büyük düşmana karşı harekete geçiyorlar. Orada karikatür haline dönüyor film. Ellerinde çakar almazlarla inanılmaz büyük bir kunt kaleye karşı gidiyor. Yani bakın diyorlar, bu sakın bu burada anlatılanları ciddiye almayın. Siz uslu uslu evinizde oturun. Şimdi Selfless filminde bir yürek burkan ilginç bir şey var. 2015 o da. Kendinsizlik diye bir isim uydurdum. Ben sürekli çok isim uydururum. Sözlüğüm vardır ya. Sadık Emin'in sözlüğünü bulun bir yerlerden şey yapın. Zengin bir adam var. Damien, efendi anlamına geliyormuş. Usta efendi anlamına. İşte o yeni teknoloji var. Kendine uygun bir host, bir beden buluyor. Genç bir adam. O adam niye kabul edecek şimdi? Yapılacak iş şu. Damien'in beyni, zihni o adamın zihninin içine girecek, onu yutacak ve o adamın beyni sadece Damien'in beyni ve hatıralarından ve bilincinden ibaret hale gelecek. Adamın kimliği yok olacak ama Damien hasta, yaşlı, hasta biri birdenbire gencecik, kuvvetli, saatli bir vücuda kavuşacak. Bunun karşılığında da çok iyi bir para veriyor. Peki adam niçin kabul ediyor? Adam karısı ve çocuğunu daha iyi bir hayat yaşatabilmek için kendini feda etmek şeklinde. Bakalım ama bu ilk 15 dakikada anlaşılan bir şey. Eğer herhalde filmin sonu başka türlü oluyordur, değil mi? 15 dakikada bu hemen anlaşılıyorsa. Şimdi yıllar önce de 1974 yapımı ama ben onu 76'da falan gördüm, öyle tahmin ediyorum. Zardoz Taş Tanrı diye bir şey vardı. Orada da gene aynı benzer konular işledi. Ben hepsini listeye koyacağım. Vaktiniz olduğunda bakarsınız. Şimdi biz vücutları bu şekilde şey yaparken genetikte gelişme, nanobotlar, ondan sonra zihni daha parlatıcı şeyler yavaş yavaş. Ondan sonra vücudu, organları kendi kendine yenileyici başka maddeler içeriye, değil mi? Daha uzun yaşayabilecek ve beden haline getirmeye. Ama öbür taraftan da dünyada bir gelişme oluyor şu anda. Yani bunların hayali güzel ama üzerimize Çin vebası, yani benim tabirimle üzerimize Çin vebası geliyor. Şakası yok, kaçışı yok. Bu vebanın ismi kredibilite. Kredibilite. Kredibilite sistemini dünyanın ister üst akıl, ister şeytani akıl, ister deccaliyet, herkes kendi meşrebine göre hangi kelimeyi daha uygun buluyorsa, o takımın bir bölümü diyelim. Çin üzerinden dünyayı kredibilite sistemine sokmak istiyor. Şimdi bir yandan ama gelişmeler de olacak. Yani klonlanmış komşunuz da olacak. Bayağı üst zekalı çocuklar görmeye başlayacaksın. Onlar başka okula gidecekler. Öbür normal çocukların okula gitmeyecekler. Ben de normal okulu da çok sıkıcı buluyordum zaten. İlkokuldayken değil ama ortaokuldan, liseden itibaren ya bu okul ne kadar sıkıcı bir yer de diyen biriyim yani. Ama yıllarca da fizik, kimya, matematik dersi verip insanlara liseyi bitirmiş, üniversite imtihanlarına sokmuş biri de gibi bir şeyim de var. Geçmişe de sahibim ama bu lafları da ediyorum yani. Şimdi yeni yeni ideolojiler ya da eski ideolojiler parlatılacak bir süre daha. Sonra iptal edilecek ama bir süre daha parlatılacak. Cemil Meriç'in sözüyle ideolojiler için o idraklara giydirilmiş deli gömleği diyordu. Mesela ben ideolojisi olmayan biriyim. Benim hiçbir ideolojim yoktur.
hiçbir ideoloji benim için kurtarıcı, her şeyi açıklayıcı bir özelliğe sahip değil. Öyle bir şeyim yok. Mutluyum. Allah aşkına. Özgürüm o yönden, o yönden. Şimdi biraz hızlandırıyorum kendimi. Yani biraz ilerleyelim şimdi. Şimdi bir yandan Çin vebası üzerimize doğru yürürken, öbür taraftan ilerleyen teknoloji, genetikte, diğer şeylerde bir insanlara bir şey verecek ama o Çin vebası da geliyor. Yani bu şöyle söyleyelim. Bu şeytani akıl insanlık üzerine dünyanın şu ana kadar görmediği korkunç bir felaketi salmanın eşiğindedir. Bir sonraki konumuz, bir sonraki pazar inşallah. Nasipse. Bir sonraki pazar. Biz ama şeyde duralım. Ölümsüzde. Ölümsüzlük nasıl olacak? Biraz o tarafa gideceğiz şimdi. Ama oraya gitmeden önce sinyaller var. Bak, çok açık sinyaller var. Hemen şey, böyle artık bunlar hayal gücü değil, şaka değil, aşırı yorum değil. Sinyaller çok açık. Mesela kötü kutuyu anlatacaktım, çok cik cik oldu arkadan, anlatamadım ya. Kötü kutuda bir şey anlatmak üzereydim tam. Oradan şunu anlatayım. Şeyde 3 çeşit geometri olduğu söyleniyor değil mi? Bu işin ustaları var. Ben de ustalardan duyup hakikaten demiş biriyim. Kendi buluşum değildir bu. 3 çeşit geometri var dünyada hakim olmak isteyen. Bir tanesi piramit var. Firavunlar. Babil'in kulesi vardı. Nemrut. Bir de Kabe'deki kare prizma var değil mi? Küpe benziyor. Mukab var. Mukab. Şimdi 400 metre yüksekliğinde mukab diye bir yapı yapılacağı ilan edildi ve o yapı başlıyor. Bunun Türkçesinin ne olduğunu söyleyeyim mi? O mukabın neyin sembolü olacağını. Biraz sonra söylemiş başkaları da vardır. Belki görmedim hiç. Bu üç dünyayı etkilemiş bu üç geometriyi tek bir yerin içine koyuyor. Onun böyle şeffaf içeride kule olan kısmına da bakın. Kule, piramit, küp. Ve diyor ki işte bu üç tane güç vardı. Şu anda hepsini ben temsil ediyorum. Bu bunu da öyle bir yere koyuyorum ki hepiniz ders alın şeklinde. Sonra yeri geldiğinde tekrar onu konuşuruz. Tek yerde ve total kontrol. Benim Lüsfi tabirimi biliyorsunuz. Lüzumsuz ve faydasız insan. Lüzumsuz ve faydasız insan kitlesel olarak imal edilecek ve iptale layık hale geldiği söylenecek. Korkunç bir şey. Şeyde konuşacağız. Bir sonraki pazar inşallah. 2000 başlarında şirketokrasi kelimesi tedavüle girdi. Dünyanın tedavülüne şirketokrasi tabiri girdi. Yani şu anda demokrasi yok. Şirketokrasi var dendi. Oturdu bu laf. Bizde biraz daha geç girdi bizim Türkiye'de tedavüle ama son 10 senede bizde de var o şirketokrasi. Şimdi şirketokrasiden de nereye geçiyoruz biliyor musunuz? 2005 yılında ilk defa kullandım. Rablar Anonim şirketine. Matrix filmini gördükten sonra ilham gelmişti. Matrix üzerine çok makaleler yazdım. Konuşmalar da yaptım biliyorsunuz. Rablar Anonim şirketi. Şimdi bir dipnot koyma zamanı burada. Bakın, öyle bir hale geldi ki, mesela ben yabancı ülkede, şimdi Hollanda'da yaşarken ya da birilerinle İngilizce konuşurken, ilk başlarda değil çünkü o bilinç yoktu. Ama bilincim arttıkça, şimdi
Özellikle şimdi ama diyelim son 10 senede hani bilincim arttıkça mesela asla Allah ile God kelimesini eşit kullanmadım bir yerde. Asla. Artık benim için God yani o onların söylediği God Tanrı benim için Allah karşılığı kullanacak bir kelime değildir. Rab da öğretici demektir. Yani öğretmen, öğrenmek, öğretici. Rab da, Rab'ı da kullanırız. Ama Rablar da Matrix filminde ve diğer filmlerde, diğer benzeri filmlerde bir baktık. Aşağı yukarı yani tanrılar anonim şirketi, insan tanrılar ya da çakma tanrılar diyelim. Çakma tanrılar, çakma Rablar. Anonim şirketi böyle bir anonim şirketileşme oldu. Yani şirketokrasiden Rablar anonim şirketine şu anda geldik. Bu tabiri ben kullanıyorum Türkiye'de. Şimdi mesela Westworld ve The Peripheral'ı çok kullanıyoruz değil mi? Ya Westworld kadar açıkça anlatılmış Peripheral'da da öyle. Anlatılmış bir tane daha dizimiz yok. Diğer dizilerde kıvırtıyorlar. Westworld'de ama bir de ismi de güzel. Gerçi 74 yılında Yul Brynner'in oynadığı Westworld kullanılmıştı o şey filmde. Oradan model alarak. Ama isim de son derece uygun. Bir de bizim Thomas. Unuttum buraya getirmeyi. Kapıyı açarsam bu sefer daha büyük kuyruklu kedilerimiz çok yaramaz bir kedimiz var. Gelip burada her tarafa çıkacak. Onun için onu size gösteremeyeceğim. Thomas var bir de biliyorsunuz. Thomas'ın kargoyla dabbe yollayabildiği ve iklim değişikliği yollayabildiği söyleniyor, değil mi? Yani şu anda dünya diyorum. Thomas'ın kargoyla iklim değişikliği ve dabbe yollayıp yollamadığı üzerine bayağı çok sıkı konuşuyor. Bunlar şimdilik çok fazla gazetelere, dergilere çıkmıyor ama çıktığında başka türlü çıkacak. Onu da söyleyeyim. Onu da buradan söylemiş olalım ya. Şimdi diyelim kardeşimiz şeye de yazdı. Burada yorumlara da yazdı. Yapay zeka işte insan zihni hard diske indirildiğinde falan dedi. Oraya geliyoruz zaten. Hayır Thomas'ın yardakçıları ama ondan doğal bir şey olabilir mi? Yani son derece insani bir şey de olarak da görüyorum. Ne yapalım yani? Bir de bir tane Thomas varsa onun küçük Thomas'lar ve kuklaları ve başka bir şey de olmak zorunda. Şimdi diyelim birileri gücü bu kadar büyüttü. Yani böyle bu kadar büyük bir güce sahip oldu. Eskiden Roma'da arenalar vardı, değil mi? Bir tane imparator oturuyor böyle. Yanında senatörler, aşağı böyle senatörler. Ondan sonra köleler. İşte orada gladyatörler birbirlerini vuruyor. İşte bir tane aslana karşı iki tane o böyle çeneleri çok güçlü köpek çıkartılıyor. Ondan sonra bir tane çok güçlü gladyatöre karşı üç tane köle çıkartılıyor. Bunların kolları parçalanıyor, bacakları parçalanıyor, bağırsakları saçılıyor alana. Millet alkışlıyor, şey yapıyor falan. Bir de hani el hareketi vardır böyle bilirsiniz. Şimdi diyelim gladyatör öbürünü, rakibini indirdi. Kılıcı da boğazına dayadı. Dönüp imparatora bakıyor. İmparator elini böyle yaparsa saplayıp öldürüyor onu. Bırak derse bırakıyor. Şimdi düşün, imparatoru şey olarak hayal edin. Büyük bir gücü yani bilgisayar yapay zeka sayesinde büyük bir gücü eline geçirmiş birileri sayesinde gibi düşünün. Böyle bir insanlar yani insanlar bu kadar ölümlüyken güçleri yokken böyleyse bu kadar büyük gücü ele geçirdiklerinde bu The Peripheral'ın ikinci sezonunu bakalım dürüst yapacaklar mı? Dürüst bir ikinci sezon yaparlarsa
hepimizi derinden şaşırtacak ya da tahmin ettiğimiz ama gördüğümüz sahneler olacak. Şimdi Borges'in iki tane öyküsü var. Borges'in. Bu şey arenalar ve labirentleri şöyle söyleyeyim. Mesela gençlik filmleri var değil mi? Maze Runner şeklinde. Hani labirent koşucusu. Gençler böyle bir yerde bırakılıyor. Labirent şeklinde bir şey var. Ama bir kontrol odasında da o insanın yapabileceği hamleleri, nerede açık var, nasıl karar veriyor falan gibi böyle kontrol eden birileri de var. Böyle gençler enerjileri de var. İşte hayatta kalma açısı. Arkadaşlar ölüyor. Bir tanesi yapıyor. Sonra bir tanesi aşıyor orayı. Mesela hani o şekilde. Öyle filmler, şimdi böyle filmler var. Böyle filmler seyrediyoruz. Ama bunu yaptırtan bir güç var. Filmde anlatılan bu. O yüzden ütopik bozkır diyorum. Yani sen bir ütopyayı bize söylüyorsun. Şöyle ölümsüz olacağız böyle. Ama bütün filmlerde, anlattığımız her filmde neredeyse örneği olduğu gibi insanlar eline geçirdikleri gücün büyüklüğü kadar bir tehlike saçıyor hale de gelebilirler. Değil mi? Yani onu bahsediyoruz. Şimdi hatta King'in Azrail koşuyor şeklinde bir defa daha bahsettiğimi hatırlıyorum. Azrail koşuyor diye bir uzun öyküsü vardır. Onu film yaptı. Sakın filmi tavsiye etmiyorum. Zaten yazmayacağım. Listeye koymayacağım. Ama öykü olarak koyacağım. Şimdi orada Ben Richards diye bir adam var. Neredeyse verem olmak üzere. Böyle bir distopik ortam. Endüstri 4.0'a geçilememiş. 3.0'da kalmış. Böyle iklim çok kötü. Amerika çok kötü bir durumda. İnsanlar büyük işsizlikler var falan. Bu çocuğuna ilaç alabilmek için her yerde bahisler var. Televizyonda milleti oyalamak için. O bahislerden birine katılıyor. Bahis şöyle. Önce bir başvuruyorsun Running Man koşan adam programı için. Eğer seni uygun bulurlarsa, yani millet ha be bakalım bu yakalanacak mı şöyle yapsın. Hatta biraz gıcık kaparsa duruşundan buruşundan inşallah şunu hemen avlarlar diye senden gıcık da kapması lazım. Ya da acıması lazım. İşte her duyguya seç beğen al. Eğer seni uygun bulurlarsa ilan ediliyor. Şöyle yapıyorlar. Kural çok basit. Sana 2 saat vakit veriyorlar. Kaçıyorsun şehrin içinde. 2 saat sonra televizyonda şeyler başlıyor. Suçlu, katil suçlu, cinayet zanlısı kaçtı, hapishaneden kaçtı. Onun, o adamın resmi. İşte yakalayana şu kadar ödül, ihbara şu kadar ödül, ihbar için bir ödül var, yakalayana da ödül var. Şimdi senin peşine hem ihbarcılar hem amatör avcılar takılıyor, bir de profesyoneller geliyor peşinden. Kazanç nasıl oluyor? Şöyle. Sağ kaldığın her saat için $200 veriyorlar. Kimse 24 saati geçemiyormuş yani. Kimse 24 saati geçemiyormuş. Ama bu şöyle hesaplıyor. Diyor ki 10 saat dayansam, 20 saat dayansam sonra ölsem 20 saatte 20 tane 200'ü benim karıma ve çocuğuma verse 6 yaşındaki kızıma ilaç alınabilir. Bir sürede o parayla idare ederler diye. Adam kendini feda ediyor yani. Ama umulmadık bir sonuç oluyor. Yani ama insanlar bahse katılıyor, insanlar ihbarcı oluyor, insanlar adamın 6 saatte ölecek, 8 saatte ölecek diye bahis oynuyor. Yani insanın eksi tarafları gösteriyor ama artı tarafları da gösteriyor. Tırsmasına, yani sistemden tırsmasına rağmen, korkmasına rağmen ona yardım edenler de çıkıyor. Bir artı taraf da var. Bir rahmani taraf da uyanıyor oradan. Ve o adam bir başka başarı kazanıyor, öyle diyelim. Şimdi Borges'in iki öyküsü üzerinden bir fantezi yapacağım. Sonra Homo Deus'lerin muhtemel sonu üzerine, muhtemel sonu üzerine fikrimi söyleyeceğim. Borges'in öykülerinden birinin adı Ölümsüz. Şimdi başlıyor
öykü şöyle. Ya diyor, Hindistan civarında Ganj Nehri'nin boyunda bir yerlerde böyle bir vadide, bu böyle biz 1800'lü yıllarda. Adam ölümsüzler diye biri varmış, onu aramak için yola koyuluyor. Parası da var. Azimle ben bulacağım bu ölümsüzleri dedi. Yıllardır arıyor onları. Bir yere diyor gizlendiler, belli ölümsüzler var. Bunlar diye en sonunda gidip onları buluyor bir yerde. Adamlar ölümsüz, yemeğe ihtiyaçları yok. Yemesen de içmesen de ne yaparsan yap ölemiyorsun. Onlar da hayatta hiçbir istekleri kalmamış. Böyle yığılmışlar yattıkları yerde. Hatta bir tanesinin göbeğine kuş yuva yapmış. Hareketsiz durduğu için. O da hiç aldırmıyor. Yani göbeğinde şey var. Şimdi burada bize anlatılan ne? Çok uzun bir süre hep aynı benzer hayatı, benzer şeyleri yaşayıp durmanın insanda, yani zihinde nasıl bir etki yapacağını. Değil mi? Mesela benim bu konuyu konuşurken uydurduğum bir terim var. Veri obezitesi diyorum. Mesela burada yorumlarda da gördüm. Mesela diyelim yapay zeka ile eşleşerek, yapay zeka füzyonlu bir ölümsüzlüğe sahipsin diyelim. Yani zihnini hard diske indirdin, sayısız kopyaları var. Bir tanesini yok etse de hiçbir şey olmuyor. O zihinden istediğin bedene aktarabildiğin, kendine çok artık çok güvendiğin, böyle sınırsız bilgi ve şeyin aklında dolandığı bir insan tipini düşün. Bu veri obezi. Yani veri obezitesi yani. Ondan sonra boş vakit cehennemi vardır değil mi? İnsanın canı çok sıkıldığında vaktini nasıl geçireceğini bilemez. Böyle ölür sıkıntıdan, mahvolur, ne yapacağını bilemez. Ona benzer bir şey. Bir de şey var. Hatırlama cehennemi de olabilir. Hani boş vakit cehennemi olduğu gibi her şeyi hatırlamak, her şeyi hatırlamak da bir cehennem olabilir. İşte Borges'in bir öyküsü daha var. Hepsini listeye koyacağım. O PDF de bulunabiliyor. Okuyun. O kadar güzel ki öyküler, kısa öyküler bir de. Bellek Funes öyküleri. Bunlar 40'lı yıllarda, 42-46 öyle tahmin ediyorum. Ölümsüz 42, Bellek Funes 46 galiba, ya da vice versa, ters. Şimdi Funes soyadlı bir delikanlı var. Çocukluğundan beri hiçbir şey unutamıyor. Hiçbir şey unutamıyor ama. Tırnaklarının büyümesini, her ayrıntıyı, yağmurun yağmasından tut konuşulan laflar, söylenen her şey, hatırladığı her şey, bütün fantazileri hiçbir an ona izin vermiyor. Boş bırakmıyor onu. Artık öyle bir büyük bir yük, öyle büyük bir yük taşır hale geliyor ki delikanlı, işkence, hayat onun için işkence olmuş vaziyette. Bakın 42'de, işte 40 başlarında yazılmış bir öyküdür bu. Sen zihnini hard diske indirdin, bütün kütüphanelerin bilgisini de koydun onun içine. Konuştuğun hiçbir şeyi unutmuyorsun. Sana söylenen hiçbir şeyi unutmuyorsun. Veri obezi, acayip bir veri obezi olmuşsun. O veri obezliği, bir de ölümsüz olmuşsun. Mesela ölemez hale de gelmişsin diyelim. Ya cehennem, belki cehennemde acı çekme şekillerinden bir tanesi bu olabilir ya. Yani ölümsüzlük sanıldığından çok daha arızalı bir şey olabilir insanlar için. İşin bu tarafı da var. Şimdi Borges'in 40 yıllarında, işte 40'ta bu Bellek Funes'i yazması, bana ve ölümsüzü yazması arka arkaya, yani bir tanesi ölümsüz, öbürü bellekten silinemiyor. Şu an, sanki zamanımızı, yani o teknolojiyi yapabildiğinde, yani unutamaz, hiçbir şeyi unutamadığında ya da
Ondan sonra bir de ölümsüz olduğunda, bakın o öyküyü 60 sene, 70 sene bu tarafa taşıyın, bir anlamı oluyor değil mi? Bir çok başka bir anlama geliyor. Ama tabii şöyle bir karşı tez de söylenebilir. Ya insanda böyle bir yetenek olduğunda unutma moslukları olabilir. Unutma düğmeleri. Hadi 10 dakika unutuyorum artık, biraz dinleneyim diyebilir. Tabii böyle bir şey olabilir. Benim korkum o kadar her şeyi görmüş, geçirmişlik hali insanın üstüne çullanıp büyük bir can sıkıntısı yarattığında bu şahıslar eğlenebilmek için, heyecan duyabilmek için labirentler ve arenalara daha alt takımı, alt düzeydeki takımı labirentler ve arenalara tıkıp sonsuz labirentlerde avlara çıkıp öyle kendini de biraz tehlikeye atıp, nasıl canlarından bir tanesini tehlikeye atıyor. Tehlikeye atıp o heyecanla hayata tutunma çalışabileceği ve bahtsızların üzerinden ancak bunu yapabileceğini, yani insanın gücü ele geçirmesinden çok gücü insanların yararına ve onları şey yapmadan, onları mahvetmeden, parçalamadan herkesin huzuruna kullanması çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani şimdi burada gücü eline geçiren, mesela parayı elde edip, parada bir şey yok da yani para diye bir şey çıkartıp onunla herkesi sulta durdu tam. Öyle değil mi? Kimselerin ne kadar acımasız olduğunu hatırlayın. Yani şu anda yaşıyoruz örneklerini ve bu kimselerin lütfiler için, hatta cyber lütfi yani cyberpunk deniyor ya, cyberpunk'ı çok kısa söyleyeyim, yüksek teknoloji düşük yaşam koşulları demek cyberpunk. Cyber lütfi de artık şey olan, yeni zamanlarda lüzumsuz faydasız insan şekline dönüşmüş kimseler. İşte bunlar böyle bir gücün, böyle bir ne diyelim, habis niyetin oyuncağı olabilir. Büyük acı çekebilirler. Fakat bu hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Kendileri de kendi ettiklerini bir şekilde bulurlar. Mesela benim tezlerimden birini söyleyeceğim. Ondan sonra da birkaç sorunuza cevap veririm. Programı kapatırız. Şimdi diyelim insan tanrı şeklinde zihnini hard diske indirdi. Kendine de ister holografik, ister şey yapsın. Etten kemikten, ister metalden bir beden yapsın. Ya da kompozit bir malzemeden. Böyle acayip kult istediği büyüyen, küçülen, her tarafta belirebilen, aynı anda 3-5 yerde belirme imkanına sahip, zekası da son derece hızlı, hatta bütün zekaların toplamından daha büyük bir yapıyı düşünün. Böyle bir yapı, Ray Kurzweil'in kitabında şöyle bir şey vardı, ona katılıyorum ben belli derecede. O da şu, diyordu insan zihnini hard diske indirdiğinde, birdenbire çok daha fazla veriyi çok hızlı işleyebildiğinde, gördüğü şeylerin ne olduğunu anlayabildiğinde, şimdi biz birçok şeyi görüyoruz. Mesela bir galaksi, işte şu galaksi diyorlar bize bir yerde, çıplak gözle bile görülüyor, biliyor bazıları. Büyük ayı yıldızını mesela, değil mi? Büyük ayı takım yıldızını, ha diyoruz bak şöyle, ondan sonra cezvenin sapı gibi şöyle gelen kuyruğu var. Tamam, bak bu büyük ayı diyoruz. Orion şurada diyoruz. Sirius burada, parlak yıldız. Tamam, ama çok daha fazla veri okuyabilen, gördüğü şeylerin ne olduğunu daha derinliğine kavrayan bir zeka, bizim gördüğümüzden çok başka bir şey görecek orada. Ray Kurzweil şöyle diyordu. Onu gördüğünde
Onu anladığında dünyayı unutup kendini evrenin göbeğine salıp gidecek diyordu. Yani öyle bir tezi vardır. Benim de o teze olabilir diyorum ben de. Benim de başka şeylerim var. Bakın şu kitapta Ağrıyan adlı kitabımda 2021 baskısıdır. Bu Ağrıyan kitabımda iki tane yapay zeka var. Bir şeyin yapay zekası var. Şeytani tarafın. Bir de başıbozuk yapay zeka var. O Nuh tufanı öncesinden bir gelmiş ya da gelmiş gibi bir yapay zeka diyelim. İki yapay zekanın karşılıklı çarpışması var. Yapay zekalardan birinin adı Terra Dogon. Dogon kabilesine ithafen Afrika'daki. Öbürü de şey Omniface. Bütün yüzler demek. Şeytanın tabiridir. Bütün yüzler. Şeytan bütün yüzlere bürünebilir. Bütün yüz, çok yüzlü, binbir yüzlü, binbir surat demek şeytan demektir. Hatta Matrix'in dördüncüsünde üçüncü Matrix'te en son şeyleri makinalarla görüşmeye gittiğinde sona yakın bir sahnedir. Sonra onlar adına bir proje yapacak. Oraya gittiğinde böyle 200-300 tane surattır karşısında. Bir tane surat bir beden ya da bir totem gibi değildir. Şeydir. 300-500 tane böyle surat, hareket eden suratlardır. Açıkça şeytandır ya. Açıkça. Şeytanın tanımı odur. Çok suratlı. Suratların hepsi. Omniface. Benim işte bu kitapta Omniface isimli yapay zeka Terra Dogon'la iki ayrı kutup için birbirlerini vurmaktadır. Burada konuştuğum şeyleri, yakın şeyleri de kitaplara koymuşumdur malum. Şimdi güç birikti. Uzayı da okuyamıyor ya da uzaya kafasını çevirmiyor. Kafayı dünyaya takmış diyelim. Burada kalan bir büyük gücü düşünelim. Yani böyle fıldır fıldır gözü dünyada hala. Ne yapabilirim, ne kadar eziyet yapayım, daha başka ne yapayım diye. Ondan sonra o kendinde öyle bir güç vehmedecek ki, öyle bir güç, bunlar şimdi çakma tanrı ya, öyle bir güç vehmedecek ki ve öyle bir güce de ulaşacak. Ama o gücü abartarak vehmedecek ama büyük bir kapasiteden de bahsediyorum. Diyecek ki ya ben bu şeytanla işbirliği yaptım ama bu ne ki ya? Bu da bir şey, program. Ben daha üst bir programım diyecek. İşte o an geldiğinde şeytan onu kaderi mutlak sınırına doğru sürecek. Çünkü kaderi muallakta hareket ediyorlar hala. İnsanın hareket sahası kaderi muallaktır. Onu kaderi mutlak tarafına sürecek ve o tarafa sürülende, o sınıra yaklaşıldığında helak olup gidecek. Ve gene şey kitaplarında, eski mitolojilerde, din kitaplarında, işte Nuh tufanı öncesi yaşayanlar ve helak olmuş kavimler şeklinde, onların da bir yerlerde o şekilde bahsi geçip sönüp gidecekler. Ama evrenin içine kaçıp girenlerin, başka bir serüveni olacak. Onlar başka türlü aydınlanmış, başka türlü bir formasyona girmiş olacak. Artık onlar bu kadar dünyevi özelliklerden sıyrılmış olacaklar. Şimdi buradan bir başka yere doğru yaklaştık. Burada şey yapıyorum.
duruyorum. Ama terminolojiyi güzel anlaştık. Çakma tanrılardan, çakma Araplardan bahsediyoruz. Artık günümüzde o kadar bahisleri edildi ki bunları değiştiremeyiz. O yüzden biz bunların çakma olduğunu kabullenip terminolojide kullanırken ya bu şöyle miydi, buraya girmesin falan gibi hiç kendi kendimize sorun çıkarmayalım. Böylece hani lep demeden leblebi anlaşılsın. Peki bugün de konumuz bu kadar olsun. Tam bir saat oldu aşağı yukarı. Homo Deus şeytanı küçümsediğinde, şeytan da bu topraktan yaratılmış kimsenin kimseye de haset besleyen bir şeydir ya, varlıktır ya, haset besliyor. Ayrıca çipi de silisyumla, onu da topraktan yaptı ya ilk defa yapay zekayı. Yani kendisi topraktandı. Yapay zekayı da işleyeceği şeyi, belleği koyacağı ilk maddeyi de silisyum, topraktaki silisyumdan, toprağın ana maddesi silisyum dioksittir. Şey yaptı, oradan yaptı. Hatta benim silisyum metaforum vardır biliyorsunuz. Yani yüce yaratıcı ana bileşeni silisyum olan toprağa, çamura, balçığa ruh üfledi, insanı yarattı. İnsan ana malzemesi silisyum olan çipe bellek raptetti. İşte yapay zeka budur. Şeytan öyle bir hırslanacak ki bu kendini ondan daha üstün gördüğünde, lan bu topraktan kendine topraktan yapay zeka yap, bu topraktan yapılmış pislik kendine topraktan bir yapay zeka yaptı, ben ona gösteririm deyip aralarında çok sıkı bir kapışma olabilir. Bu benim böyle yazar fantezisi değil. Bir yerde okumuşluğum falan böyle bir şey yok. Şimdi bir iki soruya cevap verebilirim. Olmazsa hasmaldık deriz. Hasta la vista deriz. Haftaya çok acayip bir konumuz var. Çok acayip bir konumuz var. İlk defa duyacaksınız şey tarafını. Yazarlara has terminolojiyle anlatılma tarafını. Öyle diyelim. Yoksa Çin'den gelen tehlikeyi insanlara anlatıp duruyorlar. Ama ben bana has kelimelerle, bana has sıfatlarla anlatacağım yani. Başka bir esprisi olacak. Hatta afişinin bile bir esprisi olacak. Yani. Şimdi soru alıyoruz. Soru yoksa asmadık diyoruz. Tamam, o zaman sizlere iyi geceler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Haftaya çok heyecanlı bir konuda tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben de teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Tekrar gene böyle 10.30 gibi yapacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok selamlar. İyi geceler.